Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Promex Dil Bilgisi kampının 12. günündeyiz. 11. gün itibariyle soru çözümlerine bir son verdik. 12. gün, 13, 14 ve 15. gün arkadaşlar nokta atış videolarla karşınızda olacağım demiştim. Onlardan ilki, bir numara soracağım. Soru kökleri ve istenilenler. Hangi soru bizden ne ister? İyi güzel çözdük gidiyoruz, kaptırdık gidiyoruz da. Yani hangi soru ne istiyor hocam? Şöyle genel bir tekrar yapsak da bir hatırlasak. Gelin isterseniz satır satır size bunları hatırlatayım. Hiç acelemiz yok. Konu özeti adeta yapa yapa gideceğiz. 1. Bir sözcüğün dikkat, kökünün türü sorulursa. Bakın, bir sözcüğün türü sorulursa 40 tane şeyi düşüneceğiz. Birazdan konuşacağız ama kökünün türü sorulduğu an itibariyle, yani soruda kök geçtiği an itibariyle isim mi fiil mi? Şimdi burada sıkıntı yok aslında. Fakat cümleye bakmamız gerekir mi? Ona bakmak lazım. Mesela bu yüklem A şıkkı olsun, işte B şıkkı, bu cümle şurada bir yüklem olsun. Şimdi altını çizmiş olsun ya da çizmemiş, neyse sözcüğün köküne bakacağız. Bazen öyle sözcükler var ki mesela yüz gibi, değil mi? Bin gibi, gül gibi, yani sesteş sözcükler tehlikelidir. Yani güldü. Elindeki bir güldü mü? Yoksa bu espriye çok güldü mü? Yani isim mi, fiil mi? Kısacası bir sözcüğün köküne bakarken evet isim mi, fiil mi diye bakacağız ama cümlenin tamamını burada okumanızda büyük fayda var. Bazen böyle sesteş sözcükler tehlike yaratabilirler. Tamam. Onun dışında herhangi bir açık yok. Bilmediğiniz bir kök gelmez. Hocam şu kelimenin köküne şunu diyorlar, doğru mu? Ulan bir bakıyorum mesela çarşamba kelimesi mesela. Çeharşembe, aman Allah'ım. Çehardan geliyor bana. Ne, bu ne ne? Bu ne? Ondan sonra öğrencinin kafası allak bullak. Hocam bunun kökü çehar mı lan? Ne çehar Allah'ını seversen? Ne işimiz var çarşamba? Çarşamba çarşamba işte, bitti. Perşembenin kökü hocam perden mi? Bu ne? Bu ne? Böyle iş mi olur? Bakın arkadaşlar, bir sözcüğün kökünün türünü soruyorsa isim mi fiil mi, anladık hocam. Bilmediğin bir kök gelmedi, gelemez. O kadar da insafsız değiller, yapmayın ya, içiniz rahat olsun. O kadar da değil. Kitapsa kitap, masaysa masa, bu. Bu yani. En kötü hani bitki bitmekten falan, bu. Toplantı toptan falan, bir. Ne olabilir yani? O yüzden lütfen arkadaşlar bu maddeye dikkat. Öyle çok duymadınız. Hocam şu gelirse gelmez. Hocam şöyle bir şey gelirse yapamazsak gelmez. İçiniz rahat olsun. Böyle ayrıntılı, çok alakasız, çok artistik kökleri arkadaşlar ÖABT'de, yani öğretmenlik alan bilgisi testinde sorarlar. Türkçe öğretmenliği veya edebiyat öğretmenliği şu bu vesaire girecekseniz ha orada hazır olun, her şeyi sorabilir adam. U kökü, Ü kökü, Ö kökü falan görürsün. Tek sese kadar iner bazen, onu kabul ederiz. Ama hocam TYT, AYT, KPSS, yani dil bilgisi olan MSÜ, LGS, bunlar da yok hocam böyle şeyler. Şimdiye kadar açamadığımız bir kök gelmedi yani. Hani hocam ne alaka dediniz, bir tane kök sorulmadı. En kötü işte çevre çevirmekten, benzemek benizden falan. Bunlar biraz zorlamış olabilir ama onlar da böyle düşünülemeyecek. Hiç yapılamayacak. Ne alaka dediğimiz çok saçma sapan kökler değil. Tamam. Bir de bir. Bence burada rahatız. Dedim ya adım adım gideceğiz diye. İçiniz rahat olsun. İkinci soru çıkıyor. Bakın dikkat. Bir sözcüğün yapısı sorulursa basit mi, türemiş mi, yoksa birleşik mi olup olmadığına bakacaksınız. Burada da harika tüyolar var. Bakın her maddede taktik vere vere gideceğim arkadaşlar. Bu kısmı halledeceğiz. Tamam. Çok iyi burası. Bakın. Ya yapıyı anladık hocam. Basit türemiş bir ilişkisi. Ne var bunda demeyiniz. Mesela yapılabilen. Bak. Yapılabilen. Şimdi öğrenci mesela buradaki an eni görüyor. Diyor ki hocam fiilimsi var türemiş. Harika. Yani fiilimsi varsa türemiş, mükemmel. Ama neyi kaçırdı? Yapmak ve bilmek. Ulan bu birleşik sözcük. Ne türemiş? Bu birleşik sözcük. Burada iki tane sözcük var. Yani bakın arkadaşlar. Bir sözcüğün yapısı sorulursa bakacağınız ilk şey mutlaka birleşik mi değil mi olsun. Olur mu? İlk açıdan, ilk adımda diyelim, konuşamadım. Bu açıdan bakarsanız olayı bitirirsiniz. Mesela ben buna birleşik mi diye bakarsam yapmak bilmek geçer giderim. Burada yapım ekinin olması çok da umurunuzda olmaz açıkçası. Ama direkt basit mi türemiş mi diye altlarda an eni görür görmez düşersem işte burada problem başlar. Bunu sadece ben bilmiyorum. Bunu soruyu yazan adam da biliyor. Doğal olarak bu oyunu yapabilirler arkadaşlar. Lütfen dikkat. Birinci adım mutlaka birleşik mi değil mi? Genel olarak bakman yeterli zaten. Ha burada da çok kafanız karışmaz. Yani çok alakası birleşik sözcükler gelmez. Bence gelebilecek en uç örnek sonuç kelimesi olabilir, değil mi? Son ve uç kelimelerinin birleşimi. Birleşik sözcüktür bu, değil mi? Hala inanmıyoruz. Vallahi öyle. Etimolojik, yani köken bilimi sözcüklerine baktığınız zaman tarihsel gelişimde bunu göreceksiniz. Detay değil çünkü günlük hayatta çok kullandığımız bir kelime. Neyse. Önce birleşik mi diye bakıyoruz. Sonrasında basit veya türemiş diye bakarsınız. Yapım eki yoksa basittir. Yani ek almadıysa demiyorum. Bakın 40 tane ek alabilir. Basit olabilir. Yeter ki yapım eki almasın. Yapım eki varsa zaten türemiş ama daha öncesinde birden fazla sözcük görüyorsanız o kesinlikle birleşiktir. Bence çok iyi özetledik bu ikiliyi, değil mi? Soru işaretleri kalmasın arkadaşlar. Şunu deyince buna bakın deyip geçiyoruz ama öğrenci diyor ki hocam nasıl bakacağız ya? İsim mi fiil mi diyorsun ama neyine bakacağız? İşte makmek geliyorsa fiil, gelmiyorsa isim. Bu kadar da değil, değil mi? Sesteş sözcüğü bilmen lazım mesela burada. Burada da birleşikle başlayacağını. Devam.
Bir sözcüğün türü sorulursa isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı? Bakın burada 3 nokta var. Yani isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünleme, eylem. Bunlar sözcük türleri başlığı altında. Yani bir sözcüğün türü sorulduğu zaman bakın kökünün türü değil. Kök geçiyorsa direkt isim mi, fiil mi? Ama sözcüğün türü, çeşidi, görevi, işlevi bunlar soruluyor ise hepsi aynı kapıya çıkar. İsim, sıfat, zamir, zarf. Ya 8-10 tane başlık var hocam. Biraz işimizi kolaylaştır. Ben sana söyleyeyim. Mesela sıfat mı, zamir mi? İkincisi çok fazla sorulur. Hepsi sıfattır, biri zamirdir mesela. Değil mi? Ya da hepsi zamirdir. Biri sıfattır yutkunursan bu arada. Mesela burada eylemsiyi kolay kolay sormaz. Eylemi kolay kolay sormaz. Bu tarz sözcük türünde zarfı, ismi, yani özellikle zarfı çok nadiren sorar. Edat, hepsi edat hocam, bir tanesi bağlaç, çok nadiren sorar. Soru genelde zamir, sıfat. Hadi biraz zorlarsak isim üçlüsünden gelir. Ama özellikle sıfat ve zamiri karıştırmazsanız sorun yaşamazsınız. Ben şu dakika itibariyle bu noktada sorun yaşayanlar için belgisiz sıfat ve belgisiz zamiri çalışmalarını öneriyorum. Bu çok önemli. Çok karıştırılıyor çünkü. Ya bazı sıfat, bazısı zamir. Eyvallah da yani bunun dışında falan filan var mesela. İşte her kelimesi var, ne olduğu belli değil. Tüm, tümü falan. Yine ek alması noktasında zamire gidersiniz. %99 çözdürür ama %1'lik dilimde tehlikeli sözcükler gelebilir. Tamamı konu antımızda, kitaplarda, şurada burada var. Tamam. Sıfat ve zamire lütfen yükleniniz. Bu da tamam. Bir cümlenin yapısı sorulursa bak burası çok önemli. Mesela ben derste şimdi Allah var. Cümlenin yapısı sorulunca neye bakacağız arkadaşlar? Hadi bakalım basit birleşik diyorum, susuyorum. Sınıfın %100'ü istisnasız, dersime giren öğrenciler bileceklerdir. Türemiş hocam diye bağırıyorlar. Basit birleşik türemiş var çünkü zihinlerde. Biz bunları kazımışız. Tamam güzel de bir sözcüğün yapısı, bakın sözcüğün yapısı sorulursa basit birleşik türemiş. Ama cümlenin yapısı sorulursa basit mi, birleşik mi, sıralı mı yoksa bağlı mı diye bakacağız. Basit cümleyi biliyoruz arkadaşlar. Çok detaya girmeyeceğim ama eylemsi yoksa, tek bir yüklem varsa, tek yargı varsa basit cümle. Birleşik cümle kendi içerisinde girişik birleşik, iç içe birleşik, şartlı birleşik, kirli birleşik diye ayrılıyor. Çalışırsınız mutlaka. Sıralı cümle sıralı, bağımlı sıralı, bağımsız diye ayrılacak. Bağlı cümle ayrı bir dünya zaten. Bağlaçlarla cümlelerin bağlandığını göreceğiz. Yani lütfen cümlenin yapısıyla sözcüğün yapısını karıştırmayalım, olur mu? Çok çok önemli. Geldik buraya hocam. Arkasında bir şey yazmış mıydı? Bir bakayım hemen. Yazmamışız. Güzel. Kitabın sonuna gelmişiz. Haydi arkadaşlar. Gelin buraya da bir adam akıllı özetleyelim. Ne diyor? Ek eylemin görevi sorulursa. İdi imiş ise. Tırtır iken değil mi zaman zaman da? Ek eylemin görevi sorulduğunda isme gelip yüklem yapmış, fiile gelip birleşik zaman yapmış? Bunu bilmelisiniz. Hocam ek eylemin görevi soruldu. Ya ben de heyecanlandım. Yani birleşik zamanı falan unuttum. Ya da heyecanlandım. Yüklemi falan unuttum. Ne yapacağım? Ya ben neye bakayım? Biraz daha işimi kolaylaştır. Gelin daha önce hiç söylemediğim bir şey bu. Hiç bahsetmedim. Burada o taktiği aktaralım. Ek eylemin görevi sorulduğunda ya isme mi, fiile mi gelmiş olup olmadığına bakmanız yeterli. Bitti. Fiile geldiyse mecburen birleşik zaman yapıyor. İsme geldiyse mecburen yüklem yapıyor. Yani doğal olarak bitti. Fiile geldi birleşik, isme geldi yüklem. Bunun istisnası yoksa biz neden uzun uzun anlatalım ki bunu? İsme mi gelmiş, fiile mi gelmiş bakmanız yeterli. A, B, C, D isme gelmiş, E fiile gelmiş, cevap Edirne. Bu kadar basit. Tamam, ek eylem sorulabilir arkadaşlar. Güzel bir 2022 sorusuna dönüşebilir, konuşabilirsem inşallah. Devam, yan cümlenin görevi ya da hangi öge olduğu sorulursa. Bakın arkadaşlar. Yan cümleden kastımız fiilimse olan kısım, uyuma. Bu arada daldın gidiyorsun. Bak vallahi daldın gidiyorsun. Bir kendine gel hocam. Acelemiz yok. 12. gündeyiz. Kamp gümbür gümbür gidiyor. Bence en faydalı videolardan bir tanesi bu. Kesinlikle dalma bak. Bir dalma bir toparlan. 8-9 dakika olmuş. Beni biliyorsun çok uzatmam. Bu video 15 dakikayı geçmez onu söyleyeyim inşallah. Bir de 30-35'te falan hala konuşuyormuşum. Orayı keser atarım hiç affetmem. Yan cümlenin görevi hangi öge olduğu sorulursa fiilimsiyi bulacaksınız. Yan cümle, yan cümlecik ya da yan yargı bunların tamamı aynı kapıya çıkar. Fiilimsi olan kısım demek. Fiilimsiyi bulur hangi öge olduğuna bakarsınız. Sorulma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu soru hem yan cümleyle bize fiilimsi bilgisini isteyecek değil mi bizden sözcük türleri noktasında. Hem de görevi öge olduğu falan fistan sorulursa cümlenin ögeleriyle bağlantılı da bir soru olacak. Bence tek taşla 40 tane kuş vuracak. Gelme ihtimali çok yüksek. Devam. Hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır diye sorulursa. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır? Yani sıfatla mı sağlanmış, zamirle mi sağlanmış, zarfla mı sağlanmış onlara bakmalısınız. Zarfı çok nadir kullanıyorlar. Genelde soru sıfatı soru zamiri noktasında. Yani sözcük türlerinde arkadaşlar sıfat ve zamir müthiş ikili. Ya bence bunu tamamen oturtun. Acele etmeyin. Açın bir konu antına bakın. Açın bir uygulamalarıma bakın. Açın soru çözümüne bakın. Kampı baştan sona bir daha sarın. Bence sıfat ve zamiri halledin. Sınavda en az iki soruyu cebinize koyun arkadaşlar. Tamam. Devam. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır diye sorarsa. Buraya bir tane böyle bir anlam sorusu sıkıştırmışım araya. Hep dil bilgisi yok.
yoğunluklu giderken, ağırlıklı giderken kanıtlanabilirlik açısından derse öznel mi nesnel mi diye bakmanız yeterli. Özneli kanıtlayamazsınız ama nesneli kanıtlarsınız. Kitap 100 sayfa derseniz bunu kanıtlarsınız ama kitap çok harika derseniz bunu kanıtlayamazsınız, değil mi? Net geçtim. Hangisinde eylemin zamanını ya da nasıl yapıldığını belirten bir sözcük vardır diye sorulursa, vallahi bu benim içime doğuyor ya, bilmiyorum. Yani sorulur, sorulabilir arkadaşlar, lütfen hazır olun. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde eylemi zaman bakımından sınırlandıran bir sözcük vardır? Çok iyi bu. Zaman zarfını böyle sorabilir. Lütfen dikkat. Ya da eylemin nasıl yapıldığını belirten bir sözcük vardır, yoktur. Durum zarfını da böyle sorabilir. Hazır olmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Bunu da lütfen cebe koyalım. Geldik son vurguya. Ne diyor son vurgumuzda? Hangisinde bir şeyin neye veya kime ait olduğunu belirten bir ek vardır diye sorulursa. Güzel. Bir şeyin neye ya da kime? Değil mi? Kapının dediğin an neye sorusu, değil mi? Neye ait olduğunu söyler ya da annemin dediği zaman kime ait olduğunu. Kısacası iyilik eki var mı yok mu diye bakmalısınız. Bir şeyin kime veya neye ait olduğunu belirten ek iyilik eki demek. İyilik eki mutlaka isme gelir. İyilik eki olması için bir sözcükte benim, senin, onun, bizim, sizin, onlarından, bu altılıdan herhangi birinin mutlaka alması gerekir sözcüğün. Başına bunun geliyor olması lazım. Onu da lütfen unutmayınız. Evet, güzel. Kampın 12. gününde bence en lazım noktalardan bir tanesini ele aldık. Sınava ciddi bir zamanımız var arkadaşlar. Türkçeyi bitirdik, artık parçalıyoruz. Yani parça parça burada Türkçe konuşalım hocam olduğunu düşünelim. Parçaladık artık. Şimdi bu parçaları da kendi içinde bölüyoruz. Sonra bunları bir daha böleceğiz. Sonra bir daha derken Türkçeyi atomla ayıracağız hocam, atomlarla. Parça parça yapacağız. İçiniz çok rahat olsun. Hakkını vereceksiniz. Sınava kadar duymadığınız şey şu an kalmadı bence şu dakika itibariyle, ama ben mutlaka çeşitli kamplarla karşınıza gelip her şeyi en baştan tekrar tekrar karşınıza getireceğim. Unutmanızı tamamen engelleyeceğim. Onu, lüksünüzü ortadan kaldıracağım. Sınav anına kadar inşallah bir aksilik olmazsa yanınızda olmaya çalışacağım. Bence bugün güzel bir videoydu bu. Şöyle başlığımızı da bir göstermiş olalım da kapanışı öyle yapalım yavaş yavaş. Soru kökleri ve istenilenler arkadaşlar. Güzel oldu. Yarın da bizi yine flash bir video bekliyor. Yarından sonra da bugün 12. gün arkadaşlar. 13, 14 ve 15. gün kaldı. Yani 3 günümüz kaldı. Bu 3 günde de yine flash videolar, motivasyonlar, şunlar bunlarla, çok çok önemli şunlar bunlarla devam edeceğiz. Şubat ayının arkadaşlar ilk haftası. Yani biri falan diye düşünmüştüm ama yani belki sipariş edemeyenler, yetiştiremeyenler olabilir. 1 ile 7 arasında bir gün, en kötü en geç 7 Şubat gibi düşünüyorum. Deneme kampına başlayacağım arkadaşlar. Onlu denemem var biliyorsunuz. Yeşil kitap hepiniz biliyorsunuz. Onlu denemeyi çözeceğim. Her gün bir deneme çözeceğiz. Onu tek tek detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, araştıracağız. Çözümlerini konuşacağız. Haberiniz olsun. Sonra çok şık kamplarla devam edeceğiz. Haberiniz ola. O zaman bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.